Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Bünyamin Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Oğlakçı Köyü'ne geldik. Şimdi birazdan yanından geçeceğiz. Piknik yapalım diye geldik ama piknik alanı dolu olduğu için ta şu arka kısımda, dağın arkasında Oğlakçı Barajı var. İnşallah oraya doğru gidiyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şöyle kara çaydanlıkta bir çay yapacağız. Mısır getirdik. Mısır üteceğiz orada. Bakalım izlemesi keyifli, güzel bir video olacak. Buyurun ekran başına. Burada güzel bir erik var bak. Oo. Hep buradaki evler değerli izleyicilerimiz taştan. Genelde böyle kara taştan yapılıyor. Evet, şöyle Oğlakçı'yı karşıdan görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Şirin bir mahallemiz diyelim. Önceden köydü burası. Dağ havası alıyorsun buraya geldiğin zaman, her zaman. Şöyle stabilize yola girdik. Baraj yolu burası. Oğlakçı Barajı'nın yolu. Değerli izleyicilerimiz, şöyle bir kısmına dolgu yapmışlar. Burada genelde değerli izleyicilerimiz meşe ağacı mevcut. Buranın iklimine uygun ağaç türü meşe ağacı. Eskiden insanlar böyle dağdan eşeklerle şey keserler, odun keserlerdi. Kışlık yakacaklarını eşeklerle getirirlerdi. Şöyle yolumuzun kenarında arkadaşlar bak, kaplumbağa var burada. Değerli izleyicilerimiz, baraja yaklaştık. Ekip konvoy halinde gidiyor. Zirveye doğru çıkıyoruz değerli izleyicilerimiz. Dağların manzarası muhteşem. Değerli izleyicilerimiz, piknik yerimize geldik. Ama her zaman olduğu gibi piknik yerleri gerçekten kullanılmayacak derecede, şöyle yaklaştık. Kullanılmayacak derecede ne yapmışlar? Pislederek bırakmış gitmişler. Yani yapılmaması gereken hareketleri maalesef toplum olarak özen göstermiyoruz. Kullandığımız yerleri bir sonraki gelecek kişiye temiz bırakmadığımız için biz de geldik şimdi pisliğin içine. İşte oturmadan buranın temizleyeceğiz. Evet, şu karşı tarafa gelir misin? Ekip geldi. Evet gençler, İnşallah kroslar arka arkaya durmuş. Muhteşem bir gün olacak inşallah. Şu piknik alanımız da güzelleşirse keyfimiz de yerine gelecek değerli izleyicilerimiz. Hemen biz temizliğe bir başlayalım. Etrafı güzelce temizleyelim. Mehmet, maşallah çabukça geldiniz amcam. Öyle oldu ya. Dağlarda hızlı geliriz ya. Aslında, geliyor. Bak buradan gittin miydi? Arkadaşlar. Denova'ya giden oradan bunlar... Bir taşa giden. Doğaya da, tabiata da zarar bak. Beş dakikamız almaz. Değerli izleyicilerimiz, dağda park yeri. Adam arabasını buraya bak, özel çitlerden park yapmış. Şu an ekip bir taraftan da çay hazırlığı yapıyor. Hocam suyumuz var. Su oldu mu sonuç? Suya bakacağız. Çayı demini nasıl çıkarttığını. Şimdi bu Osmanlı bir kelime kullanılmış orada. Sebili hayat diyor. Arapça mı Osmanlı mı? Değerli izleyicilerimiz, baraj daha önce geldiğimizde daha çok su vardı barajda. Kuraklıktan dolayı gerçekten bayağı aşağıda şu an su seviyesi.
Burada güzel balıklar var. Ama şu an balık tutacak elimizde malzeme yok. Şöyle çeşmenin yanına mini bir mescit yapılmış. Mescidin içi gayet güzel. Halıyla döşenmiş. Namaz kılmak için uygun bir mekan. Şöyle dört etrafı dağla çevrili değerli izleyicilerimiz barajın. Taştan ocağımız hazır hemen. Evet, evden odunumuzu falan getirdik. Hamza ne yapacaksın burada dayım? Ateş yakacağım dayı. Ateş yakacağız, ne yapacağız? Mısır öteceğiz. Oo, mısır tarladan mı yoldun geldin? Tarladan. Tarladan mısır, Karaçaydanlık'ta çay. Evet. Malzeme? Maşallah arabanın arka bol. Bu karpuz kaç kiloluk ya? 10 kilo var mı? Var hocam. Oo. Bir tarafta peynir, ekmek, çaydanlıklar. Bir taraftan semaver yanacak, bir taraftan ocak yanacak. Semaverin borusunu da taktık. Dumanı biraz daha yukarıdan çıksın diye. İçine gitmedi değil mi? Bunları semavere göre ayarlıyoruz hocam. Ekip burada iki tarafta da çalışıyor. Hangisi olsa yanar, sıkıntı yok da. Semaverinki biraz ince olması lazım. Tarladan yolduğumuz sebzelerimiz, değerli izleyicilerimiz. Şu an burada çeşmede yıkanıyor. Maşallah hepsi taze taze. Şöyle aşağıda arkadaşlar balık tutuyorlar. Bakalım şöyle yanlarına bir yaklaşalım. Evet değerli izleyicilerimiz. Baraj görüyorsunuz tertemiz. Burası çok derin. En az 35-40 metre var derinliği. İki dağın birleştiği yer burası. Evet değerli izleyicilerimiz. Şu an Oğlakçı Barajı'ndayız. Arkadaşlar burada balık tutuyorlar. Bakalım ne tür balıklar var burada. Onu bir öğrenelim. Evet burada balıkları tutmak için yemleri var. Rastgele kardeşim. Eyvallah değerli abi. Nasıl? İşler iyi mi? Abi yeni geldik ya. Attık oltalarımızı. Hava güzel. Ortam güzel. Maksat muhabbet bizde. Evet. Nereden geldiniz? Konya'dan geldim üstadım. Konya'dan maşallah. Güzel. Ya hafta sonunu değerlendirdiniz. Aynen, evet. Çocuğum oğlumuzla beraber geldik. Çok güzel. Evet. Usta rastgele. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasıl balık tutabildiniz mi? Yok biz de yeni geldik. Yeni geldiniz daha. Bismillah dediniz ha? Başka bir şey. Sizin tertibat biraz daha profesyonele benziyor. Şöyle bu tarafta ilkel yöntemlerle balık tutuluyor. Ustam rastgele. Eyvallah. Kaybı oğlakçılı gibi gözüküyor böyle. Evet. Sular çekilmiş. Şimdi taşla gölden bulduk. Olta yapıyoruz. Olta yapıyorsunuz. Kurşunumuz da taş. Eyvallah. Bakalım gençlerle balık tutacaksın ha? Getir oğlum mısırı. Ama birini yanlış bağladım herhalde. Neyse. Şu suyun berraklığına bak maşallah ya. Evet değerli izleyicilerimiz şu an ilkel oltamız baraja doğru gidiyor. Gayet de güzel attın. Evet gençler sizde de balık merakı var mı? He? Nasıl? Oğlakçıyı seviyor musunuz? Sevmesek buraya gelmez diyorsunuz öyle mi? Eyvallah. İnşallah sizi de YouTube kanalımıza bekliyoruz. İnşallah.
Şimdi arkadaşlar, eskiden yaptığımız bir su üzerinde taş sektirme yapacağız buradan. Bakalım yapabileceğiz mi? Gençliğimizde çok yapardık. Şimdi şöyle baraja doğru bir taş fırlatalım bakalım ne kadar sekecek. Daha unutmamışız. Havadan mı? Mısırların ateşi közleniyor. Ay maşallah. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Gel beraber olsun. Eyvallah. Bu sofra kaçmaz. Gerçekten muhteşem bir... Yani doğal bir sofra, ekmek arası yapıyoruz. Evet. Çoban sofrası diyelim buna. Çoban sofrası. Yani sandviç gibi düşün. Ya da sıkmalık gibi. Bir bahçedeki yeşillik adına soğan, domates, pırasa, biber, reyyan, salatalık, karpuz. Eyvallah. Doğal bir kır sofrası. Afiyet olsun. Eyvallah. Gel beraber olsun. Abim fena acıkmış. Maşallah. Sıkmayı götürüyor. Hamza afiyet olsun dayım. Sağ ol dayı. Kır sıkması diyelim buna. Çoban sıkması. Evet. Enişte herhalde yemeği bitirmiş, üstüne karpuz yiyor. Evet. Karpuz da güzelmiş ama. Bağra. Bağranın mı? Aynen. Sofranın başına artık biz de oturduk. Değerli izleyicilerimiz, şöyle tarla domatesimizi, salatalığımızı, her şeyimizi şurada gördüğünüz bazlam ekmek deriz biz buna. Bir çoban sıkması yapacağız. Pırasa. Maşallah. Közleriz mi? Bahçenin haramın biberleri de muhteşem ha. Bizim kızın eline sağlık. Doğal bize biber, salatalık, domates. Bu sene hep doğal gidiyoruz. Kaybet. Getirin. Bunun da adı böyle çıkar. Afiyet olsun. Sıkma. Doğal oğlakçı sıkması. Aziz abla. Evet. Bu köze bir kara çaydanlıkta çay gider. Aynen ustam. Şöyle çaydanlıklarımızı şöyle kenara koyalım. Patlıcanlar da bir taraftan közleniyor. Bizim ortamımız doğal. Her zaman doğal değerli izleyicilerimiz. Her videomda söylüyorum. Biz doğalı tercih ediyoruz. Şöyle köyden, kentten ne varsa çekmeye çalışıyoruz. Dağda, taşta. Bugün olduğu gibi ne denk getirirsek güzelini yakalamaya çalışıyoruz. Tarla domatesi böyle duzlanarak inir değerli izleyicilerimiz. Muhteşem bir lezzeti var. Yanında gördüğünüz gibi doğal salatalık. Hemen tuzu atıyorsun. Patlıcanlarımız herhalde közlenmiş artık. Oo. Şimdi afiyet olsun hocam, buyur. Şöyle tereyağıyla değerli izleyicilerimiz, muhteşem bir lezzet olur bunun. Çaydanlıklarımız da bir taraftan kaynıyor. Böyle nasıl gerilmiş ciddi. Yani evet gençler, dağdan offroad'dan geliyorlar. Ona biraz böyle hava üflediğin zaman ne olur balık? Öyle. Evet değerli izleyicilerimiz, şöyle mısırlarımız. Patlıcanın maşallah arkasına. Patlıcanın arkasına mısır. Bugün piknikte yok yok. Ne ararsan var. Maşallah tarlanın bereketi. Mısırlarımız şu an gördüğünüz köze. Birazdan közde buluşacak. Tam da iyi dolmuş şöyle bir. Muhteşem bir şeyi var. İçi var. Görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Bak. Şöyle
köz ile buluşturalım bakalım. Evet, mısırlarımız patlamaya başladı. Maşallah. Mantar tabancası gibi. Devamı da geliyor. Oh. Meşe odunundan başkasında olmaz değerli izleyicilerimiz. Bu mısır işi sağlam kor ister buna. Değilse zor pişer. Hamza bir taraftan soyuyor. Ey be. Mısırları şöyle yakından. Of, bir tanesi olmuş. Evet, mısırlarımız közlendi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mısırlarımızı közledik. Şimdi mısırı közledikten sonra bu dış kabuğuyla beraber şöyle güzelce bir siliyoruz. Oradaki ocaktaki külleri falan temizlemek için, bak buraya ne kadar kül çıktı, gördünüz mü? Ondan sonra şöyle muhteşem. Nedense daim hep ben pişiriyorum, bunlar yiyor. Bunun adalet neresinde? Medyada da bunlar var. Sen çok sırada. Beceriklisin onunla. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Ali Bey teşekkür ederim, çok güzel pişirmişsin. Muhteşem. Var var, herkese var. Öyle mi? 15 lira. Şöyle bunun özelliği püskülüyle. Altında dış kabı. Yemeğe hazır. Evet, en sonunda usta mısırları halletti. Kendisi başladı. Sıra bana geldi hocam. Haydi bakalım. Afiyet olsun. Nasıl lezzeti? Süper. Her sene Oğlakçı'ya gelirdik mısır yemeğe. Bu sene biz getirdik Oğlakçı'ya. Eyvallah. Bu sene bir değişiklik oldu şöyle. Meşe ağaçlarının arasında. Göl manzaralı, baraj manzaralı. Muhteşem bir gün. Bu teknoloji daha teknolojisi. Yemeğimizi yedik, mısırımızı yedik. Şöyle dağ suyundan su içelim, buz gibi. Gördüğünüz gibi burada her şey düşünülmüş. Güzel tası da konmuş. Buz gibi. Yapanların eline sağlık. Ölmüşlerse Rabbim inşallah mizanına yazsın. Evet. Piknikçilerin keyfi yerinde.
Bağırış çağırış. Evet. Dur kapıyı göstereceğim bana, dur sen. Kapıya. Beyler size doğru. Evet, ekip şu an yemeğin üstüne çay içiyor. Bir tarafta daha mısırlar kaynıyor. Çaydanlığımız da kaynadı mı? İkincisi kaynıyor hocam. Oo, evet, çaydanlığımız da kaynamış. Gençler, evet. Keyfiniz iyi mi? Güzel. Babam bugün kaçırttı bu ferfeneyi. Hacı her gün dağlarda ya. Burası başkaydı ama. Hacı her yere gider abi, siz bakmayın Hacı'ya. Hacı Özgür. Hacı Özgür. Gençler, motorlarla nereye gittiniz bugün? Siz yarın işe gideriz. Ya, bu adam daha gelecek. Nasıl? Yukarıya. Yukarıda ne yaptınız motorla? Buradan geyiklerin yanına gittik. Buradan yoldan. Gittik yukarıya ile Denova tekrar buraya geldik. Allah izin verirse buradan tekrar Çavuş mevkiine yol alacağız. Dün markete gittik. Bir çay paketinde evet. Kaç? 30 lira indirim yaptık. Semaverimiz kaynamış. Artık yemeğin üstüne çay zamanı. Değerli izleyicilerimiz. Böyle tavşan kanı çaylarımızı içelim. Evet. Meşe közünden muhteşem dağ çayı. Mısırın üstüne de iyi gidiyor. Şimdi burada mısırları patlattı enişte. Evet. Patır patır patlattı. Biz de çatır çatır yedik. Üstüne de löpür löpür çay içiyoruz. Aynen. Gerçekten bugün çok güzel bir gün oldu. Yapanların eline, yiyenlerin ağzına sağlık. Harika bir gün oldu. Ya hala da patır diyor. Yani şunlardan yiyebiliriz daha ya. Değerli izleyicilerimiz, bugün şöyle köyden çıktık. Oğlakçı'ya doğru geldik. Orada yer bulamadık. İyi ki de bulamamışız. Gerçekten Oğlakçı Barajı'nın bu mevki, yanında hemen çeşmesi, kamelyaları, her şeyi mevcut. Gayet de sakin. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Videomuzda öyle inanıyorum ki izlediğiniz zaman gerçekten keyif alacağınız güzel bir video oldu. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dileriz. Dünyamın Bağcı Anadolu'dan Manzaralar YouTube kanalımızda kalın inşallah. Kanalımız her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Tabii ki sizlerin teveccühüyle, sizlerin destekleriyle bu seviyeye geldik. İnşallah bundan sonra da sizlere layık olmaya çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.